1952 Sinop doğumluyum. Sinop doğumluyum. Annem babam işte ben hatırlamadığım çocuk yaşta İstanbul'a yerleşmişler. Dışarıda biraz ufak tefek işlerde çalışmış oldum. Herhalde 16-17 yaşımdaydım ki Vatan Plastik'te işbaşı yaptığımda, çalıştığımda ve askere kadar yani 20 yaşıma kadar oradaydım. Orada devam etti. Oradan İşte 20 yaşımda askere gittim. Gelir gelmez hemen askerden sonraki İstanbul'a döndüğümde hiç direkt Vatan Plastiği'ye tekrar geldim. Behruz Bey hatta Tahtakale'de aşağı indiğimde yolda gördü beni. Ne zaman geldin dedi. Saçım falan yok zaten belli. Dedim dün geldim. Burada ne arıyorsun dedi. İşim var dedim. Hemen fabrikaya gittim. Ve fabrikaya gittim. Fabrikaya da makine imalat bölümüne elektrik otomasyoncusu olarak işbaşı yaptım. Yani mekanikten askere gittim, elektrik otomasyon ve elektrikçi olarak da Vatan Plastiği makine imalat bölümüne gelmiş oldum. Ve böylece makine imalat bölümünde 3 yıl kadar makine imalatı ve elektrik otomasyonu komplesi bana ait olmak kaydıyla önce projelendiriyoruz, sonra da elektrik ile ilgili aklınıza gelebilecek her tür kumandayı yapabilecek şekilde yapıp fabrikaya teslim ediyoruz. Hem onarım hem bakım. 78 yılına kadar Vatan Plastik'te böyle devam etti. Şöyle bir olay oldu. Bir makine yaptık. Makine yaptıktan sonra İstanbul genelinde söylüyorum, Türkiye genelinde restansla ilgili restans yaptığımız makinamıza restans yaptırmak istedik. İşte Karaköy bununla ilgili 3-4 tane usta vardı. Bir kişi Balat'ta bir hasbelkader yapan, bir Talat diye birileri vardı. İşte benim hepsi babam yaşında adamlar. Ve ancak böyle çok basit, usta-çırak ilişkisinde yani gelişmemiş ve mühendislik değil, teknisyen sıfatında insanlar. İşlerinde iyi eğitim görmüş bir firma vardı hatırlıyorum. Onlar da hatta İtalya'da işte gene bu tel firmasından gelmiş Atilla Beyler vardı, Atilla Savcı. Onlar bile restans konusunda fazla işte bildikleri ya da geliştirmeleri yoktu. Onlar da bu konuyu şeyden almışlar, Türkiye'ndeki ilk kömürlü ütüler, içine kömür doldurup yaptıkları ütülere. Babaları Karaköy'de işte Şişhane'deki yerde o kömürlü ütünün içine mika bulmuşlar. Restans sararak onu bir demirle bastırıp vermeye başlamışlar. Restansın asıl kuruluş hikayesi de buradan başlıyor Karaköy'de. Fakat biz makine yapıp da restans yaptırmayı istediğimizde yaptırdık işte. Şişhane'de yaptırdık, Karaköy'de, nerede birkaç yere yaptırdık. Makinamızı çalıştıracağımız kapasite 80 kilo almamız gerekiyor. Biz 40 kiloyu bile alamıyoruz makinada. Isı yetiştirmiyor, randıman alamıyoruz. Bu arada İngiltere'den bunları istemek istedik. Bu makine projesi zaten İngiltere'deki bir firmanın kataloglarından esinlenip yapılmış bir projeydi. İngiltere'den isteyelim dedik o restansları. Bize 3 ayda mı ne gelecek? Biz makineyi bitirdik, çalıştıracağız. İstediğimiz randımanı alamıyoruz. Toplantıda önerim şu oldu. Dedim ki, benim bir önerim var. Restans imalatını ben liste yapayım. Malzemeleri bana alın. Kendi bünyemizde restans yapalım. Dedi ki Behruz Bey, oğlum ne alaka dedi. Yani restansla tamam hepsini elektriğini her şeyi bitirdin ama restansla ne alakamız var? Dedim ki efendim bu restansla ilgili benim araştırdım. İşte gezdim satın almaya da dolaştım dedim. Ne bir meslek lisesinde var ne şurada var ne burada var. Yani benim anladığım kadarıyla hasbel kadar yetişmiş 3-5 tane elle sayacak kadar ustam olan kişiler var, usta-çırak ilişkisi. O da 3 kişiyi geçmiyor, 3'er kişilik şekilde. O yüzden dolayı da bilgileri zaten yok. Bir mühendislik bilgileri de yok. Ama benim elimdeki imkanlar dedim, hem ben zaten okuyorum, kendi hocam harika, iyi bir mühendis.
Bırakın ötesi dedi, ben üniversiteden kim isterseniz getireyim size. Gelsinler, bize yardım etsinler eğer bir teknik bilgiyse. Bu da yapılabilir. Ama biz dedim o kadar ben eğitim aldım ki bu resistansın teorisiyle değil, yapımıyla ilgili zaten her şeyi biliyorum. Burada dedim yapabilirim. Peki dediler, Berzo'yu kabul etti. Ve liste yaptım, malzemeler alındı. Kendimiz orada, kendi makinamızda resistans imalatını yaptık mekanik işçilerle birlikte. Böyle fazla takım olmayan işte ufak tefek şeyler, bir tane silindir, işte bir tane punta gibi. Bunlarla başladık, fabrikada resistansı yaptık. Makinamızı çalıştırdık ve 80 kiloya çıktım. İstediğimiz randımanı aldık. Ve böylece Vatan Plastiğin bu sefer mevcut makinalarında içeride imal eder olduk resistanslarını. Benim resistansla yani yapmaya başlamam ve tanışmam da buradan kaynaklandı, bu şekilde devam etti. Bu arada ben 1983 yılında Rami'deki ortamdan ayrılıp çekildim aldım, hiçbir şey almadan. Altında bir arabam vardı. O kadar sadece geldim, bir de 500 lira paramla. 1000 liraya arabamı sattım, 500 lira da paramı alarak böyle sanayide falan kiralayamadım. Zambak Sokak, Bayrampaşa Zambak Sokak'ta evin altında 30 metrekare, 30 ya da 40 yoktur, 30 metrekare bir yer kiraladım. Böyle dübleksi bir yer. Ve Safi Resistansı 1983 yılında orada açtım. O sokakta işte o binayı tamamladım. 1993 yıllarına kadar kadrom da büyüdü. 25 kişiye çıktı bu arada. Ve makine sayım arttı. Ne bileyim işte CNC bükme makineleri, puntalar, otomatik puntalar, soğutucular vesaire, üst katların tamamını yaptım. Malzeme ithalatımı kendim başladım belli bir süreçten sonra. Ama o ben ithal etmeden önce de zorluklar, yine her şey, işte büyümenin verdiği şeyler var. Bu 1993 yılında Profilo Çerkezköy'e taşındığımda, yani daha önce taşınmıştı, Çerkezköy'e davet ettiler. Orada bana söylenen şuydu. Dediler ki biz işte İtalya'dan makineler ithal ettik, Almanya'dan makineler ithal ettik. Bir kısmında gene televizyon üretiliyor, Terra'da. Bir kısmında da buzdolabı üretiliyor. Bu makinelerin üstündeki bütün ısıtıcılar seramik. Türkiye'de seramik resistans yapan yok. Yine Nuri Bilgehan, burada Profilo Mecidiyeköy'deki olan genel müdür, geri almışlar, oraya da tekrar gelmişti. Beraber kahve çifte sohbet ettiğimizde onun önerisi. Dedi ki Saf, sen bunu yaparsan yaparsın, Türkiye'ye gidersen gidersin. Yoksa bunu burada, kimse burada yapmaz. Bak dedi, sana gez fabrikayı. Git aşağıya televizyon, buzdolabı kısmını da gez. Göreceksin makinelerde de hepsinde seramik var. Artık bunların da Türkiye'ye gelmesi gerekiyor. Bir esnasla şu kadar euro ödüyoruz biz dedi. Ya da şu kadar, o zaman euro yoktu, işte mark ya da dolar ödüyor. Onun için dedi, sana tavsiyem acilen bunu yapman. 1994 yılında da Hilton'da açılan ilk plastik ambalaj fuarı 1994 yılında. İlk katıldığım fuar Hilton'da. Açtım, küçük bir 15 metrekare falandır herhalde. Böyle küçücük bir yere vitrinler yaptık, işte katıldım. Enjeksiyonla ilgili hem ithalat daha fazlaydı. Ve bu süreç içinde işte Çin de bu işin içine, high-tech'ler vesairesi Türkiye'ye gelmeye başladı. Yerli imalatçılar zor durumda kaldı, makine enjeksiyon imalatçıları. Ve artık rekabet edemez duruma gelince de piyasadaki enjeksiyon kapasitesi, işte Batanpert gibi, Işıldar gibi, işte Engel gibi, bu üç büyük firma ve merdiven altı, bir o kadar da merdiven altı çıkıyordu. Bütün bunlar zaten işte Remzi Kambur da dahil, bu dört firma diyeyim. Bu ondan sonrası daha küçüklere kaldı, merdiven altına doğru kaldı. Ama Pakev ne zaman ki hani 1995 yılında Kağ Fuarı'nı düzenledi, kurulduktan hemen sonra zannediyorum. Ve
Pagev'le o zaman tanışmış olduk. İlk yurt dışı işte Carrefour'a gidişimiz Pagev'in düzenlediği 1995'ti. Fiyattan tanıyorum Pagev'in kurulduğunu, Hayrullah Yelkençler'den falan biliyorum. Öyle bir dernek kurmuşlar. Ama benim onlarla ilişkimse 1995 yılında Carrefour'un da yer kira, onlar artık ziyaretçi olarak topladılar. Ziyaretçi olarak gittik bütün grup. Carrefour'u 1995 yine Pagev'in ziyaretçi olarak düzenlediği plastik ve ambalaj sanayi toplayıp bir araya getirdiği ve Carrefour'una düzenlediği seyahatle, bu ziyaretçi olarak düzenlediği seyahatle işte otel kiralıyor, hazırlıyor ve gezisi dahil olmak kaydıyla servisleriyle, bütün ekibiyle o günün şartlarında en iyi ekipti bana göre ve gayet de güzel, başarılıydı. Bizi 1995'te yani ilk bu plastik ve ambalaj sanayi penceresinden bizi içeri sokup o dünyayla bizi tanıştırdı. Pagev'in plastik sektöründeki önemi toplayıcı ve bir araya birleştirici. Son zamanlarda işte şu anda genç Yavuz Bey var, Kemal Bey'in oğlu, o da benim, Kemal Bey de babası benim arkadaşımız, tanıdığımız. Şimdi gençler daha bu konuyla ilgili gördüğüm kadarıyla daha güzel çalışılıyor, daha güzel araştırma yapılıyor, daha bilgili. Yani bir sonraki kuşak bana göre Pagev'i daha iyi yere götürür ve götürüyor da, öyle zannediyorum. Ne kadar uluslararası rekabet varsa onu sağlamanın yolu o fuarlara taşıması. Önemi her zaman önemli. Yani yoksa bireysel olarak Türkiye'de ne kadar çok azı yapabilir? Yani 10 tane firma yapıyorsa 100 tanesi yapamaz. Bu 100 tanesinin toplayıcı ve buralara götürmesi, tanışması, rekabet etmeye çalışması gene Pagev'in sayesinde olur. Başka türlü Pagev tabii ki önemli. Yani biz mesela nasıl söyleyeyim, bunca zamandır hem ziyaretçi olarak yurt dışı fuarlarına gittiğimizde İtalya'sı olsun, diğer ülkeler olsun, ben çocukları işte Rusya'ya vesaire birçok yere gönderdiğimizde, İran'a bile düzenledikleri zaman oldu. Hiç olmazsa bunu tek başına yapmak var, grup olarak yapmak var. Grup olarak yapmak daima birlikte ve beraber olmak, küçük ölçekli firmalar, kobi firmalar için bana göre çok çok faydalı bir olay, olması gereken bir şey. Öğrettiğim çocuklarıma tek şey şu: bugün için çalışmıyoruz, yarın için değil, bir sene, iki sene için değil, 5 yıl sonrası ne olacağını düşünmeniz lazım. Ve biz Türkiye'de çok güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Onlardan bir tanesi, keşke, nasıl söyleyeyim, hakikaten Türkiye'nin neferleri bizleriz. En iyi yani askeriz, yani öyle söyleyeyim. Sebebi de şu: neler yapmıyoruz ki? Yani öyle Ar-Ge'ye asılıyorum ki aşağılarda şu anda bizim çalıştığım yerde. Bakın, Almanya'dan mübesir olduğum iş, Hindistan'dan ürün getiriyorum. Malta'da Safi VRP diye kendi adıma Malta'da ürün yaptırıyorum. Bu yaptırdığım ürünlerin hepsini topla. Bunların hepsine yaklaşık olarak 3 yıldır aşağıda bir katın birisinde Ar-Ge yapılıyor, çalışılıyor. Ve şu anda çocuklara verdiğim talimat da şuydu: İşte siz benden kaç para isterseniz isteyin, ben size vereceğim. Bana işte Çin'den, Japonya'dan fark etmez, dünyanın neresinden olursa, bu Avrupa'nın ithal ettiğimiz ürünleri yapabilecek kapasiteye gelmemiz lazım, makine ekipmanlarını kurmamız lazım. Bunları yapmamız lazım ama şöyle bir şey var, zorluk var benim işimde daha çok. Bu işin bir makinası yok, bir yapan, makine yapan bir kurum yok. Avrupa'da da bilmem nerede de gidip alıp da kurayım, paramı vereyim, paranla yapılacak bir iş değil bu, olmuyor. O yüzden dolayı kendin tasarlaman gerekiyor. Kendin tasarlayacaksın, kendin yapacaksın. İşte makine yaptırıyorum, makinelerin kalıplarını yaptırıyorum, piyasaya veriyoruz, deniyoruz, test ediyoruz vesaire. Bütün onların yapımlarıyla birlikte bu 1 yıl geçiyor, 2 yıl geçiyor. Hatta Çin'de bir makine hatta yaptırdım. Tam 1 yılda
parça gönder, test edilsin, gelsin, test edilsin, gelsin. Sonunda benim istediğim işte 12 istasyon değil de 24 istasyon diyelim yapıldı. İstediğimi elde ettim. Ve şimdi ithal ettiğim ürünleri 2 yılın, 3. yılındayım. Hatta 3 yıldır sonunda o ürünlerin hepsini şu anda yerli olarak imal eder duruma geldim. Ve yapıyorum. Gayet güzel. Aşağıda oturdu. İthal ettiğim ürünler devam ediyor. Onlar gene aynı şekilde. Ama yerli yaptığım ürünler artık o kadar hızlı gidiyor ki tamamen Avrupa'yı hop yavaş yavaş biri iniyor, bizimki yukarı çıkıyor.